Farslı Ali Bey'in eşi telefon attığımızdaymış. Hanımefendi günaydın. Günaydın Müge Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk günaydın Müge Hanım. Siz nereden tanıdınız Seyhan Hanım'ı? Benim eşimin adını söylüyor. Uzun boylu Karslı Ali. Evet. Sarışın, boynunun arkasında beyaz var. O kadın yalan konuşuyor. Benim kocamı ağzına almasın. Benim eşim ölmüş. 15 sene için benim eşim ölmüş. O kadın yalan. Evet, eşim vafat etti. Allah rahmet eylesin. Çok gençti bir kere. Sağ olun Müge Hanım. Şu anda ölmemiş olsaydı 30-32 yaşında olacaktı. Eşim sorar mısınız kaç yaşında Ali'nin? Aynı 30-32 yaşında. Zengin miydi diye sorun Müge Hanım. Müge Hanım zengin miymiş Ali Bey? Sorun. Ali Bey mi? Hayır. Kasonluk edildi bir annelerde. Tavno'da. Peki sizin böyle bir bebekten haberiniz var mıydı hanımefendi? Hayır, benim eşim öyle bir şey yapmaz. O zaman o değildir. Yalan söylüyor bu kadın. O değil. O kimden almış da doğrusunu konuşsun. Benim eşime ağzımı almasın. Peki siz nereden biliyorsunuz hanımefendinin çalıştığını? Ağzını almasın, resmi gönder. Kartlı, uzun boylu, sarışın. Ne olacak? Boynum burada, arkasında ben var. O... Var mı boynunun arkasında ben? Yok. Yok arkasında ben yok, yaşları öyle bir şey yok. Dedi ama. Saçının altındadır. Yok siyah saçlı. Efendim? Siyah saçlı. Tam siyah saçlı. 30 yaşında öldü. Saçları aynı boya gibi sapsarıydı adamın. Yalan söylüyor. Hayır zaten. Pardon hanımefendi. Bir saniye. Pardon hanımefendi. Şimdi siz uzun boylu sarışın Karslı Ali'nin sizin Ali'niz olduğunu nereden anladınız? Dostlar. Terif deyince söyledi. Hani bu dostlarda mı çalışıyordu sizin eşiniz? Evet, evet. He, o zaman sizin eşinizden bahsediyor, tamam. Evet, benim eşimi katmadı. Tamam, yaşı da tutuyor. Peki sizin eşinizin herhangi bir fotoğrafı var mı bize gönderebileceğiniz hanımefendiye göstereyim? Fotoğrafını göndersin. Eşim, ben evim yandı ya, o zaman fotoğrafları kayıp oldu, ben gönderemem. Gönderemem. Kaç sene oldu öleli eşiniz? 15 senedi. 15 sene. 15 sene. Ben evet. 15 senedir. 15 sene evvel öldüğünde kaç yaşındaydı? Bir dakika o değil. 15 sene yani kaç yılında vefat etti? Kaç yaşında evlendi? Vallahi o kadar rica'ım. Ben rahatsız olduğum için kaç yaşındaydı? Hayır oldunuz. Hanımefendi çocuk 12 yaşında da eğer 15 yıl önce öldüyse zaten çocuk ondan olamaz. O yüzden diyorum. Hayır eşim öyle bir hata yapmazdı benim eşim. Ben anladım. Ben de öyle bir hata yapmayacağına inanıyorum da hanımefendi. 15 yıl önce mi öldü, 12 yıl önce mi öldü mesela? 15 senedir benim eşim öleli. 15 senedir. Kaç yaşındaydı öldüğü zaman? Kaç yaşındaydı öldüğü zaman? Söylesin benim eşim ağzını almasın. Bir dakika hanımefendi. Eşiniz Allah rahmet eylesin öldüğü zaman kaç yaşındaydı? Eşim 30-35 yaşındaydı. Öldüğü zaman? Evet. Yani yaşasaydı şimdi 50 yaşında olacaktı. 52 yaşındadı. Buyur. O değil. O tamam. O zaman... Ya o değil de ne o değil? Yani şimdi dostlar binanesinde kaç tane sarışın Karslı Ali uzun boylu olacak? Ali olacak. Bütün Karslı Ali'ler orada mı toplandı? Demin zaten dostlar binanesi 15 yıl önce kapanmış. Bu çocuğun yaşıyla tutmuyor. İlk zaman dedi ya trafik kazasında öldü Ali Bey. Trafik kazasında mı vefat etti eşiniz? Benim eşim Trafik kazasında mı vefat etti eşiniz? Evet. O zaman senin bahsettiğin bu kişi. Hayır, o yalan söylüyor. 52 yaşında diyor. Ali benden çok küçüktü. Peki sende resmi var mı? Bende resmi yok işte. Olsaydı zaten konuşurduk. Tamam biz Ali Bey'in yok mu herhangi bir resmini bulamaz mıyız? Sen görsen tanır mısın? Görsen fotoğrafını görsen. Evet. Ya bu kadın. Sen de hemen kadını öyle söyleyince diyorsun ki tamam o değildir. Ama hayır 52 yaşında diyor. Ali benden küçüktü. Genç o dönem vefat ettiğinde 30-35 yaşlarındaydı diyor. 30-35 yaşında da yoktu. Ben tanıştığım zaman Ali ile Ali 22-23 yaşındaydı ya. Allahu ekber ya. Allah. Size öyle gelmiş olabilir. Belki genç mi gösteriyor? Milyon uzun boylu derken çok uzun boylu değildi ki orta boylu. Ama, sarı saçlı. Ama şimdi bak hanımefendi de ben teşekkür ediyorum. Kaç yıl sonra aramış yani dostlar kıraathanesindeki Ali benim Ali'm diyor. O değil ama onun söylediğini anladım ben o değil.
Başka. E kaç tane trafik Kars'ta Ali çalışacak tutuyor, orada? Yaşamımı tutuyor. Bakarsan. Hı? Onu bilmiyorum. Olsun. Ama bir de mümkünse bu konuyu konuşmayalım. Çocuklarım seyrediyor. Rahatsız olmuşlar. Adamlar benim de kızımın bir hayatı. Çünkü adam öldü denilmiş. Peki Seyhan Hanımcığım, peki 11 yaşındaki çocuğun hayatı, peki bu insanların hayatı. Biz de yayınlamayalım hiçbir şeyi. Bizim hayatımız. Kendi soyadımı alacağım. Hiç kimsenin soyadını almayacağım. Ama o ya, değil önemli şey olan. Şimdi sizin hakkınızdaki iddia 11 yıl sonra ortaya çıktığınız için çocuğun babasının mal varlığından faydalanmak istemeniz. Benim eşimin bir şey yok mu? Evet, tamam. Şimdi onun babasını bulacağız ki gerçekten doğru mu değil mi? Adam varlıklı da bir adamsa falan. Tabii ki yine çocuğuna yardımını yapar. Kimin nüfusunda olursa olsun.